Öncelikle Erlik, sen çok takip edilen ve çok tanınan birisisin. Hakkında çok şeyler duydum. Hatta Efe'deki programını iki kere izledim. Ve videolarının hepsini seyrettim dersem yalan olur. Hepsini seyretmedim ama içlerinden seçtiğim seyrettiklerim var. Kurtlar Vadisi olanları pas geçtim, onu söyleyeyim. Biraz niş bir işte, o yüzden değil mi? Ya benim sevmediğim bir dizi. Ya ben mafya Tabii. dizilerini sevmiyorum. Ya Kurtlar Vadisi, Eşkıya var şimdi. Ya Kurtlar Ya Vadisi. o biraz enteresan, o olay, o son dediğin olay biraz siyasi çünkü de. Şöyle, benimki insanlar Kurtlar Vadisi'ni bildiği için sırf Kurtlar Vadisi sanıyor. Ben böyle gangsta epos dedikleri, işte Scorsese olsun. Genel olarak böyle bir flavor'ım var yani, severim. Goodfellas'ın bende Steelbook'u falan var. Bayağı para gömmüştüm o derece. Türkiye'den de bir tek Kurtlar Vadisi biliyorlar ama onun dışında her türlü. Bu 40'lara kadar dayanır yani. Ben 40'lardan beri takip ederim. Çünkü Amerika'da biliyorsun ciddi bir sıkıntı olduğu için o dönem bu gangstalar. Hani harbi harbi gangstalar. Böyle fötr şapkaları falan olan abiler takım elbiseyle. 40'larda, 50'lerde, 60'larda İtalya mafyaya geçiyor. Yani biraz da oranın sosyo-kültürel durumunu yansıtıyor. Bizde öyle değil. Bizde çizgi film gibi biraz. Biraz abartı. Biraz değil, bayağı abartı. Tekerlek içerisinde çatışmalara girme falan. Aynen, şu uyarıları kaldırmaya çalışıyorum bir yandan da uyarılar bölümünü komple böyle bir kaldırayım çünkü orada çok fazla ses geliyor. Umarım onun sesini engelleyebilirim. Şimdi hazır Kurtlar Vadisi'ne girmişken sana bir soru soracağım şimdi. Hadi bakalım. Abi Kurtlar Vadisi'ndeki Aslan Bey adamı Hiram Abbas mı? Evet, İrem Abbas. Kesinlikle Arabada İrem Öldürülmesi ondan mı abi? İrem Abbas da arabada öldürüldü. Bir de tam Abbas. böyle Tabii. ışıktan geçerken filan. Tabii. O en küçüğü. Başka örnekler de var. Çok var. Bilenler bilir. Soner Yalçın konsept danışmanı o zaman. Soner Yalçın'ın Bay Pippo diye kitabı var. Bu Biliyorum. Hiram Abbas hakkında. Sen Çok görmüyorsun. gönlü. Şu anda görüyorlar. Bay Pipo benim kütüphanemin en baş kitaplarından biridir. Süper. Bende de çok Soner Yalçın var. Hatta Soner Yalçın'dan dolayı biraz şey oldum. Nasıl diyeyim sana? Yani tabii kurgu işi enteresan geliyor. Seviyorsun, ediyorsun ama işin arka tarafında sonradan kitapları okudukça nereden esinlenilmiş bu? İşin esinlenilen kaynağı daha şey. Çünkü kurgu dediğin şey kurgudur. İzlersin biter. Ama gerçekte yani 90'larda, işte özellikle 93 senesinde Soner Yalçın yaptığı araştırmalara, kitaplarını okuduğun zaman insanın içerisinde bir değişiklik oluyor. Yani o dizi değil, o gerçek orada anlatılanlar. Elleri bağlanıp kafasına sıkılan binbaşılar, işte Hiram Abbas gibi evinden çıkarken bile beklemişler emekli olana kadar. O binbaşı Cemal Sever değil mi? Evet, binbaşı Cemal Sever. İşte sonra kendisi bir yerde bulunuyor Ankara'nın çıkışında. Sevgilisi olan itirafçı bir PKK'lı bu arada o kadında. O da diğer ucunda bulunuyor falan. Aynen, Çok ilginç olaylar. üçgen kuruyorlar, onu biliyorsun. Bir arkadaşı da var. Evet, Üç evet, kişiler. evet, evet. Ha, Evet, işte. evet. Demek ki Yani sen de çok enteresan buluyordum onu ama Hiram Abbas olduğu, yani şeye bile, tartışmaya bile açık değil. Bazı insanlar diyordu mesela Ejiten, Miten falan da Aslan Akbey karakteri şey, böyle Hiram Abbas biliyorsun James Bond diye anılıyor. Türklerin James Bond'u gibi. Öyle bir hayat sürmüş. aynen. O yüzden Aslan Akbey karakteri daha çok benziyor. Böyle bir, yani dağdan inme dediğimiz karakterleri öyle yansıtmışlar zaten. Palar Peki. olsun, şu olsun, bu olsun, belli onlar böyle dağdan inmiş tipler. Ellerinde silah falan var. Aslan Akbey öyle değil. Stratejist bir adam. Bütün uyarıları kaldırdım, hala ses geliyor ya. Bu sesi nereden acaba yok edebilirim? Discord'da mı? Evet. Bir ses var. O geliyor da onu kaldırmaya çalışıyorum. Bir türlü kaldıramıyorum. Herhalde seni şey yapıyorlar. Tagliyorlar. Taglediği zaman geliyor. Yok, biri üye oldu, abone olduğu zaman gelen bir şey. Sana sorumu soracağım. Sorum şu. Hani Buyur. Kurtlar Vadisi'ne girdik, sonra işte Yılmaz Güney vesaire devam ederiz. Bu arada Tam bir uygun geçiş. zaman problemin yok, değil mi? Yok canım, hiçbir zaman problem yok. Tamam o İstediğin zaman. kadar. Hiç problemimiz yok. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum ben. Şimdi sorum şu. Şeyle ilgili. Polat Alemdar, Abdullah Çatlı mı? O konu Aslan Amca kadar net değil ama esinlenildiği, Çatlı'dan esinlenildiği, o da bilinen bir gerçek. Biliyorsun Soner Yalçın Çatlı'nın Zeki Çatlı'yla görüşüyor. Ve Zeki Çatlı'dan bazı bilgiler alıyor. Zeki Çatlı buna bir hikaye anlatıyor. Bu hikayeden biri de şu: bir gün beni aradı diyor Abdullah. Dedi ki eğer yarın öldüğümü duyarsanız üzülmüş gibi yapın, üzülün ama sakın inanmayın. Şimdi bu hikaye çok hoşuna gidiyor Soner Yalçın'ın bu röportajından sonra. Ve bunu ekibe aldıkları zaman anlatıyorlar. Bu ekipteki kişiler de dönem işte Raci Çaçmaz, Bahadır Özdener, Ömer Lütfü Mete ve işte başlarında Osman Sınav bir köstebek hikayesi yaptıkları için
köstebek hikayesi yazdıkları için bunu çok enteresan buluyorlar, bu fikri. Hani yüz değiştirerek, ölmüş gibi yaparak girse de yapsa gibisinden. Yani esinlenildiği açık ve net, ama sonradan karakter özelliklerine baktığın zaman, özellikle işte o 97'lik orijinal Kurtlar Vadisi bittikten sonra tamamen onun dışarısında bir karakter. Daha çok kurgu, fiksiyonel bir karakter. Şey değil yani. Hafif bir esinlenme var ama tamamı Abdullah Herkes Çatlı değil. esin. Bak sana bir örnek vereyim. Laz Ziya karakteri var mesela. Ziya Yılmaz. Kimse bilmezdi ki Ziya Yılmaz'a niye Ziya Yılmaz dediler. Sadece Dündar Kılıç'tan esinlenme derler. Dündar Kılıç solcu babası diye bilinir. Ziya Evet. Yılmaz dediğimiz Evet. kişi de meşhur bir sol fraksiyondan meşhur birisi o dönem. Hani tabii Çayan kadar falan değil ama o dönemde meşhur ve bir çatışmada öldürülüyor. Bu Çayanların sarıldığı bir çatışma var ya. Burada Evet. öldürülüyor Ziya Yılmaz. Ziya Yılmaz'ın ismini bile oradan almışlar aslında, bu sola bir gönderme. Yani esinlenme dedikleri şeyi, yani çok iyi bir insan alıp çok kötü bir insan olarak da yazabilirler. Bu fiksiyon sonuçta. İnsanlar bunu ayırt edemiyor galiba. İzlerken diyorlar ki tamam, bu kesin buysa, burada iyi yansıtılıyorsa iyi bir insandır. Kötü yansıtılıyorsa kötü bir insandır. Halbuki öyle bir şey yok. Esinlenme bu. Ha, anladım. Ama şey yani esinlenmiş ama senarist tabii ki kendi kafasına göre o Ya karaktere şöyle, farklı o farklı yazacak roller bir vermiş. karakter, baba karakteri yazacak mesela, silah kaçakçılığı yapıyor. Diyor bunu nasıl birini yapsak? İşte tarihte şöyle şöyle bir kişilik varmış, böyle böyle detayları var kişiliğinde. Onu alıyor oradan, harmanlayıp yazmak istediği karakteri detaylandırıyor. Bu animasyon işleri falan yapanlar biliyor, texture yaparlar ya böyle, daha detayları arttırmak için. Onun gibi Evet. biraz böyle karakter özelliklerini katarak şey yapıyorlar, derinlik katıyorlar. Ama birebir o kişi değildir. Yani böyle izlersen çok büyük sıkıntı olur ki, Kurtlar Vadisi'nin en kötü bir mirası varsa budur. Yani bu belli reel kişileri alıp dizilerde yansıtma olayına. Türkiye'ye bunlar getirdi. Yani en kötü miraslarından biri belki de budur. Çünkü bunu sonra çok kullandılar. Ben bahsetmiştim. Fethullahçılar şu anda ATV yapıyor bunu. Reel Aynen. kişiler alınıyor. Yani hayatta bir kişiler. 90'larda falan geçen bir olaydan esinlenme değil. Baya baya kişinin aynısı yansıtılıyor şeye, diziye sonra. İşte orada aşağılanacaksa aşağılanıyor. Yüceltecekse yüceltiliyor. Aynen yani şey ona da gelecektim zaten sen iyi değindin. Şu FETÖ'nün dizisi çok güzel. Ben sevdim o yayınını. Dur şuradan bir geçiş yapayım. Devam edelim. Büyük ihtimalle gelmeyecek artık diye düşünüyorum ama bakalım. Şimdi pardon. Şeyi soracağım sana. Kurtlar Vadisi konusunda ben bir senaryo yazıyorum. Hala bitmedi senaryom, devam ediyor. Asala'nın bitirilmesi içinde işte Hiram Abbas vesaire var ama benim bildiğim Hiram Abbas Abdullah Çatlı gibilerinden nefret ediyor. Evet. Evet. Avrupa'yı bir adam, zaten Avrupa'da, Fransa'da kalmış çok uzun süre. Okulunda orada okumuş. Aynen. İşte boks yapıyor, puro içiyor, viskisini yudumluyor. Yani hiç bu ülkücü dediğimiz o dönemin, hatta ülkücü İslamcı sonlu oluyor. Bu Muhsin Yazıcı oluyor da bunlarla pek alakası yok bu tiplerle. Aynen şey bir de onların çalışmasını beğenmiyor. Bir de onların yaptıklarının istihbarata zarar verdiğini düşünüyor. Çünkü onlar bir Evet. Fransa'da bir Ermeni kafeye saldırı düzenliyorlar. Bomba Evet. patlatıyorlar. Ondan sonra şey Bombalı var. saldırı. Aynen. Aratoronya'nın arabasının patlatılması ve Aratoronya'nın ölmemesi olayı söz konusu. Evet, sadece öyle değil, başarısız da buluyor. Hatta belli, ama bunlar sağlam kaynak değil tabii, bunlar biraz daha kulaktan duyma. Kendisi CIA ile çok iyi olduğu için o sağlam kaynak, yani CIA ile arasının iyi olduğu biliniyor. CIA de şikayet ediyor. Şöyle, siz bunları bir nevi besliyorsunuz. Tabii biz kontrgerilla ve özel harp dairesi olarak bildiğimiz için bu JITEM olaylarını. Siz diyor bunları besliyorsunuz, biraz diyor geri şey yapın, geri çekin veya diyor bize bırakın bu koordinasyon işini. Çünkü çok zarar verici işler yapıyorlar. Hiram Abbas'ın kendisi de biliyorsun yurt dışında operasyonlar yapmış biri. Yunanistan'da, Gürcistan'da falan. Ya Yunanistan, Gürcistan, Beyrut, Evet, Paris. özellikle Beyrut. Beyrut'ta da bayağı sıkıntı şeyleri var ve Paris aynen. Aynen yaralı dönüyor zaten Beyrut'tan. Bir ara Evet, gidiyor yaralı yaralı dönüyor. dönüyor. Yaralı dönüyor. Beyrut'ta normal, anlaşılır, ama onun operasyon stilleri zaten örtülü gidiyor yani oraya. Konsolosluktan bir çalışan olarak gidiyor. Hani daha ne diyeyim, batı tarzında espiyonaj şeylerini takip ediyor. CIA ile falan da arası iyi, böyle bir ideolojik şey yok yani. Ben bununla çalışmam, bu bizim düşmanımızdır falan, böyle bir tavırda değil adam. Tamamen çıkar ve strateji üzerinde. Diğer bahsettiğimiz ekipler, onlar daha çok tetikçi konumunda. Yani kendileri düşünerek bir şey yapmıyorlar. Onlara deniyor, birisi diyor onlara. Onlar da onu yapıyorlar. Bunu kaldıracaksın diyor, kaldırıyorlar. Aynen. Peki bir şey soracağım sana. Kurtlar Vadisi'nin daha sonra bu Kadiri tarikatı mı? Öyle bir tarikat vardı Evet, hatırlarsan. şaşmazların bulunduğu Kadir Aynen. Tarikat. O Hatta bulunduğu tarikatı. değil, onun ailesi onlar. Aynen. O tarikatın daha sonra Kurtlar Vadisi dizisini kullandığını düşünüyor musun? Hani en başta olmasa bile.
Yo, ben en baştan beri varlar. Hani var olduklarını biliyorum. Çünkü diziyi Osman Sınav'ın, ya şöyle, bunlar tasavvufçu şey var, ideolojik şeyleri buna kurulu ya. Aynen. Mantıkları ona kurulu. Sufizmden biraz farklı bu. Bunu alıyorlar gerçekten dizinin, yani dizinin senaristleri de onlardan. Çünkü birisi Raci Şaşmaz, diğeri Bahadır Özdener. Hepsi de bu ideolojik olarak ya saygı duyuyorlar, ya büyük sempatileri var, ya da benimsiyorlar bu. Nasıl diyeyim sana? İdeoloji değil de, yani ideoloji biraz çok aşırıya kaçmış olur ama hayata bakış açısı diyelim. Bak şimdi. Benimsiyorlar bu inancı ve hatta senaryoya da çok ekliyorlar bunu ve hatta jeneriğini yaparken Gökhan Kırdar anlatmıştı bunu. Ben de sormuştum kendisine, evet öyle demişti. Jeneriğine şey katıyorlar, zikir. Kurtlar Vadisi'nin jeneriği hızlandırılmış bir zikirdir. Hani bunu Ha. gidip bakabilirsin YouTube'dan. Kurtlar Vadisi jenerik Sübliminal yazarsan geliyor. Yavaşlatıldığı zaman bir zikir bu. Baya Aynen. baya zikir var burada. Mantık olarak da ya, senaryo yazarken biliyorsun belli mantıklar vardır. İşte trajedi Aynen. yazarsın, komedi yazarsın fark etmez. Bunlarınki Türkleştirilmiş bir versiyon. Yani daha çok normal senaryolarda, mesela anti kahramanlarda şöyle bir durum vardır. Er ya da geç cezalandırılır. Yani o döner onu bulur. Hatta senaryo boyunca beklersin bu cezalandırılacak diye yaptıkları için. Bilirsin bunu. Bunu Aynen. yapmayanlar da var. American Psycho gibi, ama biliyorsun onlar çok tartışılıyor. Aşırı derece tartışılmıştı American Psycho. Niye Evet. cezalandırılmadı yaptığı şeyler için. Ama normalde hangi dizi olursa olsun, hangi film olursa olsun, anti kahraman olsa da kurtulamaz. O ceza onu gelir bulur. Kurtlar Vadisi'nde de bunu şey diye yapmışlar, çevirmişler. İlahi adalet. Yani ideolojik olarak orada ilahi adalet var. Yani baya baya böyle ne yapıyorsan dönüyor dolaşıyor, onu o şekilde buluyor. Ama ilahi adalet şeklinde. Aynen. Hani demek Şeyin istediğim, baya farkında bir şekilde ideolojiyi benimseyerek o şekilde yazmışlar baya. Ve zaten dizide de filmlerinde de zikir sahneleri falan var. Çokça şey çakıyor, selam çakıyorlar yani buraya. Ha şey bir de şey vardı orada galiba. İstiklal Marşı'nı Evet. farklı bir makamda söylemek. Ve bunu Evet, Polat aslında bakarsan orijinal makamı da sonradan tabii biz Cumhuriyet kurulur kurulmaz değişik dediğim, bizim şu an bildiğimiz orijinal hali diyelim. O şeklinde yaptım. Yani o biraz nasıl söylesem, yani gereksiz bir olay. Hani şöyle art niyet söyleyemem yani, İstiklal Marşı'nı değiştirdiniz falan diyemem. Orijinalini okudum da alt metni biraz şey. Çünkü orada farklı bir şey var. Farklı bir örgüt var, Siyah Sancak dediği. Yani o işin alt metni biraz aşırıya kaçma oluyor ki, o dönemler biraz daha sıkıntılıydı Türkiye'de. Gerçi hala sıkıntılı da, o dönem tam böyle bir sıkıntı dönemiydi. aynen. Yani onu niye yaptıklarını ben de anlayamadım. Yani sormaya şeyim de olmadı. Yani Necati Şaşmaz'la görüşürsem sorarım ona niye böyle bir şey yaptıklarını. Hani niye gerek duyduklarını da bilmiyorum. Çünkü onlardan başka yapan da yok. Desen ki böyle bir ideolojik alt metni var, ne bileyim, ne Osmanlıcılar şey demeye başlıyor. Biz İstiklal Marşı bu şekilde kabul etmiyoruz. Biz onu orijinal makamıyla okuyacağız falan. Dersin ki tamam, buna yansıtma. Ama bu işi konuşan da yoktu. Kimse şey de yapmıyordu ama kendileri yapmıştı durup dururken. Niye bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum, çünkü bilmiyorum takip ediyor musun? O 2014 senesinde bunlar ATV ile kavga ettikleri için, kavga değil de sürtüştükleri için Kanal D'ye geçmişlerdi. Senaryo grubu değişmişti. Yeni gelenler de 3 tane hanımefendiydi galiba. Hacı Osmanoğlu diye. Veya Osmanoğlu muydu soyadları bilmiyorum. Ama alakasız yani bu işlerle. Bilgisiz de yok. Biraz daha çok şeyden geliyorlar. Yani muhafazakar kesimden geliyorlar. Pek de haz ettiklerini sanmıyorum Kurtlar Vadisi'nde. Ama onlar senaryoyu yazmaya başlamışlardı. Ve yani tamamen drift görüyorsun böyle. Tamamen böyle çok daha farklı olaylar. Çok daha oyuncak oluyor yani. O yüzden ben bazen şey diyorum, yani iyi ki de erken uzatmadan şey yapmışlar. Final yapmak durumunda kalmışlar. Çünkü pusu çok daha kötü yerlere de gidebilirdi. Şey hatırlıyorum o ATV döneminde ben bir tek yani izlemiyordum da işte yapımcısı şey demişti gerekirse YouTube'a yüklerim falan demişti yani gerekirse YouTube'a yükler her bölüm YouTube'da yayınlarım falan demişti ATV'de olan. ATV'de değil, şeyde demişti onu. Bunlar Terör diye bir dizi yapıyorlar. Terör diye bir Ha dizi yapıyorlar Kurtlar o Vadisi. muydu? Terör yasaklanıyor bu. O dönemler yani açılım süreci yok. Çoğu kişi var sanıyor ama o dönem açılım süreci yok. 2006 bu. Ama BDP o zaman aktif şeyde. Biraz baskı yapıyor. Ekşi Sözlük'te biraz şey yapıyor. İşte bu şiddeti özendiriyor. Bunu yasaklayalım falan. Yasaklıyorlar gerçekten de. Bunlar da 2 bölüm sonra bir açıklama yapıyorlar. Uzun uzun. Rahmetli Sönmez Atasoy okuyor onu da. Onun sesiyle diyor ki, ya işte böyle böyle bizi engellediler, bize şeyler çıkardılar, setler kurdular, uzun uzun hikayeler. İşte engellenemez fikir, sanat falan filan. Gerekirse biz bunu ya sinemaya taşıyacağız ya da internet ortamına, platformuna, yani internete yükleyeceğiz diyor. Ya, Sonra 6-7 aylık bir süre geçiyor ve pusu başlıyor. Çok daha farklı bir konseptler. O da 10 sene gidiyor. Ona engel yok ama. yani ilginç şimdi o konulara da geleceğiz zaten de. İstersen Orada bir ilginç olay daha var orada da, onu sonra anlatırız istiyorsan. ATV dedin de 8. sezonunda Yiğit Bulut'la bilmem neyle çok ilginç olaylar var orada. şu